telefonu alın hocam siz bir telefonu dakika. Telefonu alayım siz bulun. Nazan Hanım attığımızda bir evet. Rıza'yı sorun. Tamam. Serkan Bey'in mesajını bulacağım şimdi. Evet. Merhaba Nur Hanım, merhaba hocam. Hoş merhaba geldiniz. Nazan Hanım, nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun hocam, siz nasılsınız? Eyvallah, teşekkür ederiz. Sağ olun, buyurun. Hocam ben rüyamda geçen pazartesi istihareye yattım sabah namazından sonra bir arkadaşım için. Rüyamda köye gitmişim. Amcamların evin önünde bir nar ağacı. Evet. Ama nar ağacı o kadar yüksek ki göğe doğru dalları uzanıyor. O kadar çok nar var ki içinde. Narlardan biri dörde bölünüp çiçek gibi açmış. Hı-hı. Şaşırıyorum o nar ağacını görünce, hani böyle nar ağacı olur mu diye. Nazan Hanım bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Bu ya kavuşmayla alakalı ya evlatla alakalı bir şey. Nar ağacı ya da kişi hastaysa şifaya kavuşmasına bir muradın olmasını gösteriyor. Kişi Allah'ın izniyle yapmış olduğunuz istiharede mutlu olacağı, sonuca ulaşacağını gösteriyor. İnşallah mutlu olsun. Rica ederim Nazan Hanım. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Sağ olun. Serkan Bey'in mesajını diyor ki ben rüyamda Satürn gezegenini gördüm. Tamam. Güneş gibi parıl parıldı gezegen ve gezegene çok yakındım. Işığı çok kuvvetliydi. Acaba ne anlama geliyor diyor. Kişi kendi hayatında muallakta bir durum var. Boşluktadır. Kendini tam bulamadığını ama Allah nasip ederse kendi kurmuş hedeflerine, kendi kurmuş olduğu plan ve projelerini Allah nasip ederse bir akşam vakti kendisine gelecek olan ya bir mesaj ya bir telefon haberinin ardına kendisinin hedefine ulaşacağıyla alakalı bir yolların açılacağını gösterir. Yani kişi hedefine yavaş yavaş ulaşacak. Peki, boşlukta kalmasın. Bu sorduğu için soruyorum seyircim. Rüyasında dışkı görmek ne demek? Şimdi genelde bunu görürüz ve paraya delalet eder. Evet, para. Doğru mu? Para yani kısmete delalettir. İnsan dışkısı paraya delalettir. Hayvan dışkısı berekete delalettir. Bereketlenelim evet. İnşallah. Mine Hanım Antalya'dan evet. Arıyor. Mine Hanımcığım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar canım. Merhaba. Buyurun dinliyoruz sizi. Hemen rüyama geçeyim. Hocam lütfen. Evliyim ben. Evet. Ramazan'da iki kere üst üste at rüyası gördüm ben. Birinde doğduğum evden işte ata bindim üstüne. Şarjı merkeze kadar o at beni getirdi. Tamam. Birkaç gün sonrasında ise yine evimdeyim işte misafirlerim geliyor. Mine Hanım. Mine Hanım ikinci evet, rüyayı evet. Almayalım. Hakka gireceğiz de ben bunu yorumlayayım olur mu? Şey ama at rüyası ya hocam ikisi de. Ya yani belki üç tane at rüyası gördünüz canım. Şimdi biz söyleyelim de bir tanesini yorumlayalım bakın. Ama hani bir gün arayla görünce ve at olunca yani ikisi de. Sorun at. Sor. Misafirim geliyor işte ben diyorum ki onlara ya yemek hazırlığı yapayım. Böyle evim hemen yanı tarla oluyor. O tarladan ilerideki köylülere diyorum ki balık var mı diye sesleniyorum. Beni duymuyorlar. Hani kardeş bak bak şimdi senin rüyan ne diyor biliyor musun? Mine Hanım bak. Orada da 4 tane at var hocam. Mine Hanım bana bırakın. Cevap geldi yani. Bekle kardeş dur. Sinirlendirmeyin hocamı ya. Sinirlendirmeyin zaten kahvaltısız geliyoruz şuraya. Niye hocam ya? Ya şimdi ben kahvaltısız geliyorum. Çünkü her zaman öyle. Diyet mi yapıyorsunuz? Diyet mi? Ha. Yok diyet diye bir şey yok artık. Niye kahvaltısız ne kadar niyet etsek diyete burada muhakkak birileri yemek ister. Yok yok yapmıyorum ben. Şimdi yani kahvaltı sabahlar yapmayı sevmiyorum. Şimdi şöyle bir konumuzla şey var. Konumuzla alakası ne hocam kahvaltıya şu anda kahvaltının? Yok hani diyorsun ya sinirlendiriyorsun, sinirlendiriyorsun diye ben oradan giriş yaptım. Hani diyorsun hocamız sinirlendirmeyi sakin olsun falan tansiyonumuz düşmesin. Mine Hanım orada mısınız kardeş? Evet buradayım hocam. Buyurun. Bakın kafanız karışık sizin. Evinizle alakalı, yuvanızla alakalı. Rızkınızla alakalı kafanız karışık. Dört tane atın olması veya diğer atların olması rüyanızı anlattığınız için 4 gün, 4 hafta, 4 saat veya 4 ay içinde diyebiliriz. Tabii geçmiş rüyalarda da olabilir, daha önce de görmüş olabilirsiniz. Şimdi anlattığınız için Allah izin verirse bu kafanıza takmış olduğunuz soru işaretlerinden kurtulup evinizin içerisindeki yaşamış olduğunuz problemlerden kurtulacağınızı gösteriyor. Korkulacak bir durum yok, muradınız olacak ama bir akşam vakti. Balçova İzmir'e çok teşekkür ediyorum sevgili Arzu Dönmez. Arzu Hanım ne kadar naziksiniz. Bakın bu kadar mailin işte mesajın bir çırpıda ulaştığı bir dönemde bana uzun uzun bir mektup göndermiş. Ve mektubuna şu samimiyetle başlamış. Beni o kadar duygulandırdı ki sevgili Nur ve annemin Nur yüzlü kızı diye başlamış. O kadar bizden o kadar ailedensin ki bunu nasıl anlatayım bilmiyorum. Annem seni hep anlatırdı ama ben çalıştığım için izleyemiyordum. Akşam ancak iş güç çocuk dinleyemiyordum ama annemi seni anlatırken bana böyle anlattı demiş. Anneleri çok seviyorum. Arzu da bizimle tanışmış artık bizi Instagram'dan daha doğrusu YouTube'dan değil televizyondan da takip ediyor. Çok teşekkür ediyorum bu güzel mesajın için, o güzel gönderdiğin ikramlar için. Vallahi ne diyeyim iyi ki varsınız. İyi ki varsınız.
Yani böyle bir dönemde uzun uzun duygusunu anlatan bir mektup göndermiş. Evet. Nur Viral diye bir de. Yani cansınız valla. Sevda Hanım mı? Sevda Hanım. Alo. Hoş geldiniz efendim. Buyurunuz. Selamünaleyküm. Hoş bulduk. Aleyküm selam. Buyurun. Hocam ben evliyim. Ve eşimi sürekli rüyamda beni aldatırken görüyorum. Ve bu rüyalarımı gördükten sonra birkaç gün içerisinde mutlaka bununla yüzleşiyorum. Yaşıyorum rüyamı. Evet. Yani eşinizin sizi aldattığını görüyorsunuz, duyuyorsunuz, biliyorsunuz. Evet. Evet, yani bunu rüyamda önce görüyorum. Birkaç gün sonra mutlaka bunu bir yerden gözümle görmüyorum ama mutlaka duyuyorum ve yaşıyorum. Çocuklarınız var mı? Bir tane. Allah bağışlasın. Şimdi Amin. Fikrinizi zikrinizi bilemem. Ama rüyanız mesela açık gelmiş, ona da bir şey diyemem. Şimdi burada yapacağınız plan ve projeyi siz yapacaksınız. Ben yapamam. Hani evlilikle alakalı. Şahsi fikrim, mücadele verirseniz bir yere varabileceğinizi gösteriyor. Ama mücadele vermeniz lazım biraz. Yani dışarıya fazla müsamaha değil, eve daha biraz da ilgi gösterirseniz hemen vazgeçmemek gerekiyor. Çünkü arada bir çocuk var, tatlı bir şey var. Bunu bozmamak lazım. Yani bunu da düşünmek lazım. Ama böyle çok düşünüyorum. Çok enteresan değil mi hocam? Yani rüyanda görüyorsun ve sonra gördüğün olayı yaşıyorsun. Evet. İşte ama bu açık rüya dedim ya demin. Şifreli de gelir, açık da gelir rüyalar. Burada açık gelmiş. Zaten hanımefendi kardeşimiz daha önce de şüpheli olduğu için o kişiye karşı kendisine açık beyan gelmiş. Yani ama duygusal ederse... Sevda Hanım, yani ayrılma taraftarı değil yani zaten. Evet. Çocuk olunca vallahi her şey çok zor. Yani. Tuğba Hanım Erzincan'dan. Can Erzincan. Tuğba Hanım. Merhaba. Hoş geldiniz. Bir defa Erzincan'a geldim. Yani doğası, tabiatı, insanları o kadar sıcak, o kadar güzeldi ki vallahi aşık oldum. Hele o Girvelik şelalesine. Aşık oldum. Siz Erzincan'da mı yaşıyorsunuz? Evet, hocanızla birlikte bekleyelim lütfen. Bir gün misafirimiz olun, buyurun gelin. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok sağ olun kardeşim. Olsun. Oranın neyi meşhur? Erzincan'ın mı? Evet. O yemeği de isteyek bari oradan. Yemeği lazım hocam, yollayalım. Eyvallah, Allah razı olsun. Peyniri meşhur galiba değil mi Erzincan'ın? Tulum peyniri evet, var. Evet, mutlaka hocamıza yollamak için. Kardeş, ne verirsen sonra. Elinle o gider seninle. Tuğbacığım gönder peyniri. Allah'ın izniyle. Göndersin kardeşimiz mutlaka. Değil mi? Arıyor bizi hocam yani. Hocam ya sen de var ya bugün sadece yemek düşünüyorsun. Evet. Tuğba Hanım hoş geldiniz, dinliyoruz sizi. Yollarım. Evet. Şimdi hocam ben bekarım önceki. Tamam. Bir öğrenciyim. Bunun haricinde de bir ara ben Erzincan'da erkek arkadaşımla görüşürken yanımızda üç harfler var ama sürekli olarak rahatsız ediyorlar bunlar bize. Ve de ben bir şekilde bunlardan kurtuluyorum derken kendi evimde buluyorum kendimi ve ben kendi evimin penceresinden bakarken bir şekilde arkadaşımın dairesine ışınlanıyorum bir anda. Evet. Kendimi Tuba'cığım, orada buluyorum ama buyurun. Tuba'cığım gireyim mi konuya? Lütfen buyurun. Kardeş sizeyim. Allah razı olsun, peynirin hatırı için söylüyorum. Şimdi sen burada bazı konularda muallaktasın, tamam mı kardeş? Boşluktasın. Aranızı bozuyorlar. Bazen kendi kendinize bozuluyorsunuz ama aranız limonlu da olabilir. Aranızda yalan söyleyen insanlar var. Veya işte sizin iyiliğinizi istemeyen, kavuşmanızı istemeyen bir takım kişiler var. Bunlardan biraz daha uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü işin sonunda Allah nasip ederse bu görüşmüş olduğunuz arkadaşla şu anda bir küçük ayrılık var mı? Veya bir limonlu durum var mı şu anda? Çünkü yani bu... hocam günde 10 kere ayrılıyoruz, barışıyoruz. Günde 10 kere ayrılıp barışıyoruz. Limonlu yer bak. Onun için... İşin sonu hayırla bitecek ama bu da sizin elinizde. Hadi küsmeyin, bakalım. Barışmayın. Önünüze bakın. Çünkü sizi seviyor. Zaten vazgeçse çoktan geçerdi. Evet. Peki Tuğba Hanım teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hocam tabii latife yapıyor. Sizi hocam tanımadıkları için vallahi yanlış anlarlar. Hocam hep böyle şaka yapar. Peynir için. Yapıyor. Her şey için peynir. Ya, seviyoruz ya. Allah razı olsun. Şimdi... Her yörenin kendine özgü şeyleri arıyor. Var. Baklava, baklava var mı? Baklava gönder. Erzincan'dan arıyor. Tulum peynir. Şimdi ne alakaysa, şimdi Gaziantep baklavası çok meşhur maşallah. Allah selamet versin. Şöyle diyeyim. Hani rüyalarda baklavaları görüyorum, oraya diyorum ne alakaysa. He. Oradaki kardeşlerimiz mesela bu kadar arıyorlar, hiç baklava gördüklerini söylemiyorlar. Anladın mı? Yani bilinçaltına yerleşmemiş yani. Bu rüyalar farklı yerlerden geliyor. Ay hocam ilahi çok tatlısınız. Zeynep Hanım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş merhaba, buldum. Buyurun. Nereden arıyorsunuz bizi? İstanbul'dan arıyorum. Allah'tan İstanbul'dan arıyorsunuz. Evet. Yoksa hocam baklava peynir isteyecek. Dinliyoruz, buyurun. Merhaba hocam, nasılsınız? Sağ olun kardeşim, teşekkür ederiz. Sizler? İyiyim ben de. Allah iyilik versin, buyurun. Sağ olun hocam. Ben bir evin içerisindeydim. Hani
kimin evi hatırlamıyorum. Muhabbet kuşu gördüm, mavi. Evin içinde uçuyordu. Parmağıma kondu. Ama bir şeyler konuşuyordu ama ne konuştuğunu hatırlamıyorum. Evet, mesela Nur'a soralım. Muhabbet kuşu nedir sence? Muhabbet kuşu hocam. Muhabbet kuşu. Ne bileyim ben. Kuş. Bana bir haber şimdi getirecek. Bana mavi şimdi olması. Bana şimdi arkadaşım söylese muhabbet kuşu gördüm. Ay güzel haberler var, evet, sana diye. Mavi olması. Biliyor muyum? Mavi, evet, olması ayrılık mı? Yok, müjde verici bir haber. Mesela güzel. Gökyüzü de böyle bazen mavileşiyor, böyle, evet, güzelleşiyor. Müjde Onun veriyor. Için müjde veriyor. Müjde verici bir haber sizi inşallah bulacak çünkü o habere ihtiyacınız var. Kendi hayatınızın içerisinde müjdeli haberlere, daha doğrusu. Hadi bakalım. Çok güzel günlere kavuşacağınızı gösteriyor. Hadi bakalım inşallah. Evet. İlahi hocam. Konuşması ilkbahar. Öyle mi? İnşallah. Evet, hoş geldiniz. Olsun. Teşekkür ediyoruz. Güle güle diyoruz size. Yine bekliyoruz inşallah. Öyle mi? Eyvallah. Burada Allah razı olsun. Ama...